Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Manzarayı yakaladım, sıcak gelişmeler var. Başkandan direkt açıklama geldi, transfer açıklaması. Bunu şimdi sizlerle beraber paylaşacağım. Bugün kulübümüzün doğum günü. Allah başımızdan eksik etmesin. İnşallah nice şampiyonluklar, nice güzellikler yaşamamıza sebep olur. Trabzonspor takımımızın bundan sonraki sürecinde canı gönülden başarılar diliyorum. Gerçekten duygusal anlar yaşandı, güzel anlar yaşandı. Güzel konuşmalara şahit olduk. Ben şunu söylemek istiyorum. Bir Trabzonspor'da oynadığım için çok mutluyum, çok gururluyum. Bu takımın bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor. Her zaman hayatımın bir köşesinde önemli bir yer olacak. Hemen sadete geliyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde gireceğim. Başkan bugün 3 ismi de verdi. Muhammed Şam, Onaçu ve Vegos. Biz dedi 3 isimle de ilgileniyoruz dedi. Peki bu 3 isimdeki son durum ne? Bunu şimdi sizlerle beraber hızlı bir şekilde yüklemek istiyorum bu videoyu. Hızlı bir şekilde çekim yapıyorum. Bu videoları çok çekmediğimiz, alışık olmadığımız diyorlar ama ben elimden geldiğince sizlere bu şekilde aktarımlarda bulunmaya çalışacağım. Şimdi Vegos Trabzonspor takımımızın ilgilendiği bir isim miydi, yem miydi? Bu çok fazla tartışılan bir isimdi ama biz başkanın söylemlerine inanmak zorundayız. Başkan bugün çıktı, biz dedi Vegos, Onaçu ve Muhammed Şam. Biz bu üç isimle de ilgileniyoruz. Üç isimi de bitirmek istiyoruz dedi. Peki bu üç isimdeki durum ne? Başkan şunu söyledi. Üç oyuncuyla da biz anlaştık. Kulüpleriyle sadece sıkıntılarımız var. Bazı kulüpleri fiyatı düşmüyor dedi. Bu bence Onaçu. Bazı kulüplerin direnci kırılmak üzere dedi. Bu Muhammed Şam ve bazı oyuncularla da dedi. Kulübüyle pazarlık halindeyiz dedi. Bu da Vegos olduğunu düşünüyorum. Burada Trabzonspor takımımızın 3 oyuncuyu birden bitirme çabası yoğun bir şekilde devam ediyor. Şimdi başkanın açıklamaları da geldiği için gönül rahatlığıyla size şunu söylüyorum. Biz bu transferleri bitirmek istiyoruz ve Trabzonspor takımımız bu transferleri bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Tabii ki de başka isimler de var, basına yansımayan isimler de var diyor başkan. Bu da kim, hangi oyuncular, bunları göreceğiz. Bugün sizlere bir stoper söyledim sabah mesela. Stoper mevkisinde Wesley'nin bir sakatlığı var. Oradan da gelecek olan habere göre Trabzonspor takımımız bir aksiyon alacak. Tabii burada Wesley'nin sakatlık durumu çok önemli. Bizim özellikle UEFA maçından önce, Allah'ın izniyle biz bu turu geçeceğiz. UEFA maçından önce bir hamle yapma isteğimiz var ve bu hamleyi yapabilmemiz için de bize sağlıklı oyuncu lazım. Bizim direkt koyup oynatabileceğimiz bir oyuncu lazım. Vestas'ın hazırlık maçında sakatlandı. Hazır bir oyuncuydu ama olmadı. Hızlıca videoyu çekiyorum, biliyorum, farkındayım. İnşallah sesim de güzel geliyordur. Bundan sonraki süreçte Trabzonspor takımımız 3 oyuncuyu bitirmek için yoğun bir çaba sarf edecek. Araya 1 veya 2 oyuncu da gelebilir. Acaba diyorum bu 8 numarayı Muhammed Şam'la mı düşünüyor teknik direktörümüz? Olabilir, çünkü bunu daha önceden de söylemişti. Muhammed Şam 8 ve 10 oynuyor demişti teknik direktörümüz. Bakalım, görelim arkadaşlar. Önümüzde zaman daraldı. Ama başkan geçtiğimiz cuma bitirmesini planladığı transferleri bu haftaya sarkıttı. Şu ana kadar da bir yeni isim gelmediği için yani fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Bize bunu biraz da zaman gösterecek arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Hızlı bir video olsun istedim. Kanala gelsin istedim. Başkan açıklamaları çok flaştı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.